Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mazbatasını alarak göreve başlamasının 3. yıl dönümünde değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Millet İttifakı'nın Antalya Milletvekilleri, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, her iki partinin ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının dışında meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı. 3 yıllık süreçte yapılan çalışmaları anlatan Başkan Böcek, 5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil en az 142 önemli projeyi bitirmiş olacağız dedi. Hiç unutmadık. Bahane üretmedik. Seçim döneminde Muhittin Böcek sözü diyerek açıkladığımız projelerimizi hayata geçirmekle kalmayıp daha fazlasını yaptık. Bir Muhittin Böcek sözü daha veriyorum. 5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil, en az 142 önemli projeyi bitirmiş olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Antalya'ya daha fazlası yaraşır. Böcek bugüne kadar attığı her imzanın arkasında olduğunu ve huzurlu olduğunu da kaydederek aşk ile bağlı olduğu Antalya'ya hizmet etmekten yorulmadığını söyledi. Başkan Böcek tüm baskı ve engellemelere rağmen sorunları bıkmadan, yorulmadan ve aynı azim ve kararlılıkla çözüyoruz. Tıkır tıkır çalışıyor, teker teker tamamlıyoruz dedi. Bu kadar huzurluysa içim ve alnım bu kadar ak, başım bu kadar dikse bundandır. Göğsümde taşıdığım en onurlu ruzat da memleketimin ve vatanımın hiçbir köşesinde başımı öne eğdirecek bir yanlışa imza atmamış olmamdandır. Yanlış politikalar nedeniyle yaşanan ekonomik krizin herkesi derinden etkilediğine de vurgu yapan Başkan Böcek, belediyelerin büyük sıkıntı yaşadığını da kaydetti. Böcek bu konuda 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak attıkları adımlardan da söz etti. Yarısını oluşturan Millet İttifakı'nın 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yayımladığımız bildirilerde bu konularla ilgili taleplerimizi bildirdik. Halkımıza hizmete aksama olmaması için yerel yönetimlere enerjide indirim, vergide muafiyet gibi taleplerimizi de ilettik. Herhangi bir kolaylık olmadığı gibi şartlar her geçen günde daha da ağırlaşmaktadır. Toplantıda bir konuşma yapan İyi Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Muhittin Başkan'ın art arda projelerini sıralayarak Antalya'ya yakışır hizmetleri yapacağına canı gönülden katıldıklarını söyledi. Başaran yaklaşan seçime de değinerek çarpıcı bir de açıklamada bulundu. Bana göre bu ülkede son seçim gibi. Başaramazsak son seçim olabilir. Bunun şeyi yok. CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ise Böcek'in Antalya'da 3 yılda çok önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek pandemi döneminde Millet İttifakı'na ait belediyelerin ele aldığı inisiyatifleriyle salgının üstesinden başarıyla geldiğini kaydetti. 5 maskeyi vatandaşına ulaştıramadığı bir süreçte belediyelerimizin özellikle bizlerin yönettiği İttifak ortaklarımızla birlikte kazandığımız belediyelerin hükümetten daha önce inisiyatif alarak toplumun, insanların öncelikli temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki vermiş olduğu başarılı sınavdan dolayı hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Konuşmalar sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıllık proje çalışmaları video eşliğinde sunuldu. Ardından Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz tarafından devam eden projeler hakkında bilgiler verildi. Program ardından iftar yemeğiyle sona erdi.